başlarını önüne eğip bir düşünsünler. Kendileri o kadar parayı harcarken bu kadarı bize müstahak mı? Yani kesinlikle değil. Yani kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri alacaklar. Çok bilene veriyorlar. Diyeceklerim bu kadar. Daha fazla bir şey dersek biliyorsunuz düşünme özgürlüğünün yasak olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Sıkıntı olmasın. Allah devletimize de vicdan merhamet versin. Yeni asgari ücret 2825 TL olarak belirlendi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne düşüneyim, olsa iyi olur. Yani herkes aç. Yalan mı Buzucuğum? Yetiştiremiyoruz. Birini alsak ikisini alamıyoruz. Benim diyeceğim bu. Yani az olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Özellikle bu pandemide birçok sektör işini yapamaz oldu. İnsanlar yani bu durumdan aşırı derecede muzdarip bence. Yeterli olmadığını düşünüyorum kesinlikle. Güzel bir gelişme. Yani bunu ülke nüfusuna böldüğünüz zaman devlet bunun için gerçekten çok büyük bir bütçe ayırmış. Daha ne isteyelim? Bence şu şartlarda yetersiz. Çünkü hayat şartları bayağı bir zorlaştı. Her şeye günden güne zam geliyor. Marketlerde bile günlük etiket değişiyor. Yani şu şartlarda çok zor. Vallahi devlet bir eliyle veriyorsa illaki başka bir şeylerde zam yapacağını biliyoruz zaten. Şu anda 50 liraya aldığımız bir zeytinyağı şu an 80 lira, 35 lira otomatik zam zaten. Devlet her zaman bunu yapıyor. Bir eliyle veriyorsa diğer eliyle alıyordur yani. 3000 lira olsa bu sefer ekmek 2 lira olacak. Asgari ücretle geçinen biziz. Tartışmasını yapan asgari ücretten kat kat fazla miktar alan kişiler. Adaletsiz buluyorum. Bence asgari ücreti belirleyebilmeleri için doğru bir oranda. Kendilerinin gelip asgari ücretle çalışan bir işçinin yaşadığı hayatı bir ay boyunca yaşamaları gerekiyor. Ben yetmeyeceğini düşünüyorum. Zaten birçok parti farklı tekliflerde bulundu. Şu an belli bir parti çoğunluk olduğu için mecliste onun istediği oluyor tabii ki ama hani yaptıkları şey şöyle söyleyebilirim size. Hani 300 oradan arttırıyorlarsa 500 başka bir taraftan arttırıyorlar. Bugün günümüzde baktığımız zaman zaten iş bulmak zorken bir babayı veya bir anneyi düşünebilirsiniz. Evde en az hani Cumhurbaşkanımız diyor 3 çocuk yapın vesaire ama hani baktığınız zaman evde en az 3 çocuk yapan insanları görüyorsunuz. İş bulmakta zorlanıyorlar. Bir kişinin asgari ücret aldığını varsayalım. Kiralar olmuş zaten 1000 lira. Elektriği, suyu bilmem nesi bu insanlar neyle geçinecek hiç bilmiyorum. Zaten sürekli her şeye bir zam geliyor. Bir zamanlar istifa etmeden önce bir ekonomi bakanımız vardı. Rüyalar aleminde yaşıyordu bence. Çünkü kendisi sürekli ekonomimizin düzgün olduğunu söylüyordu ama sokaklardaki buradan geçen 10 kişiye sorun. Kimsenin cebinde 50 lira, 100 lira para çıkmaz yani. Ben yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hani bunu söylemem de bir şey değiştireceğini de düşünmüyorum ama bakalım sonumuz hayır olsun. Yeterli değil tabii ki bu hayat şartlarında. Az buluyorum. Gereğinin yapılması gibi. Bu sendikaların aslında biraz basiretsizliği oldu. Bastırabilirlerdi. Herkese para var. İşçiye yok. Emekliye yok. Emekçiye yok. Katara para var. Bize para yok. Bence şahsen bu insanlara göre biraz az. Bizim beklentimiz 3000 TL'ydi. İstediğimiz gibi, umduğumuz gibi olmadı. Bu şekilde yani. Şahsım adına bana göre yeterli bir ücret değil. Yani bulunduğumuz durum içerisinde piyasaya baktığımızda 2825 lira 90 kuruş yeterli bir para olarak gelmiyor bana. Ama 3000 TL'nin üzerinde hayat şartlarına uygun biraz daha düzenli bir ücret işverenler tarafından işçiye verirse daha hoş olurdu diye düşünüyorum. Ya hem asgari ücret hem de emeklilerin maaşları gerçekten çok düşük. 3000 liranın üzerinde olması lazım bir kere bu asgari ücretin de. Emeklilere de intikap yasası çıktı. Hala mecliste bekliyor. Bunu hala imzalamadılar. Keşke 3000 liranın üzerinde olsaydı. Aslında görseler bir bu millet gibi bir yaşasalar o zaman görürler. Ne kadar nasıl geçinildiğini. Şu anda pandemiden dolayı işveren ve çalışanlar büyük sıkıntıda. Tabii ki beklenti 3000'in üzerindeydi. Tam olarak da hani patronlar ne düşünüyor, işveren ne düşünüyor? Tabii ki çalışanlar daha geçim kaynağının asgari ücrete bağlı olması
Bu süreçte de bayağı bir sıkıntılı. Şimdi şunu anlamıyoruz yıllarca. İşverenle çalışan arasındaki devletin yapmış olduğu müdahale. Şimdi diyor ki patron ben daha fazla veremem, işten çıkartırım. Devlet de diyor ki bu sefer hani sen işçi al çalıştır. İki arada bir derede kalınıyor bence. Yani insanların geçim sıkıntısını düşünürsek çok az buluyorum ben. Çünkü yani şu an en düşük gelir seviyeli insanların bile ödediği kira 850-900 TL. Bu yüzden çok yeterli bulmuyorum ben. Zaten maliyetlerin her şeyin yüksek. Ben kendim bir esnaf olarak da söylüyorum bunu. Esnaf olduğum halde asgari ücretlerin geçim kaynağını çok az buluyorum. Çünkü bir insan ne kadar çok kazanırsa o kadar çok az harcama yapmaz. Daha çok harcama yapar. Şu andaki duruma göre iyi. Çünkü boş gezen halkımız 10 milyon boş gezen var. Yoksa az. Geçim şartlarına göre çok az. Ama bu andaki şartlarımıza göre çok iyi. Kendilere göre, başımızdakilere evet biz gönderdik. Allah razı olsun. Yönetmesini bilirlerse çok güzel para. Ama yönetirken ayrımcılık yapıyorlar. Örneğin Kayseri'deki Melek Gazi Belediye 80 tane park yapacağına 2 tane fabrika yapıyordu. 80 tane park. Hele bir tanesi üniversitenin karşısında araba duracak yer yok, yaya geçidi hiç yok. Yaya hiç yok. Ne gereği vardı bu israfa? Yani asgari ücret 500 TL artmış oluyor değil mi? Yine de yeterli değil. Az olduğunu düşünüyorum. Bir de asgari ücret verilen kişi sayısı da çok fazla ülkemizde. Yani asgari ücret en basit işe verilmesi gereken ücret ama bir mühendis de asgari ücretle çalışıyor. Yani başka bir özel okulda çalışan öğretmen de asgari ücretle çalışıyor. Hem şeyi az, ücret az, hem de çalışan kişi sayısı çok fazla. Dolayısıyla yani bir artış olduğunu zannetmiyorum. Zaten zamlara da yansıyacaktır. Yani kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri alacaklar. Yetersiz buluyorum kesinlikle. En az 3000 bekliyorduk ama tabii bu kadar zammın yapılmayacağını biz de biliyorduk. Yani devlet büyüklerine buradan sesleniyoruz. Kesinlikle yetersiz. Başlarını önüne eğip bir düşünsünler. Kendileri o kadar parayı harcarken bu kadarı bize müstahak mı? Yani kesinlikle değil. 3100'den aşağı olmaması gerekiyor. Çünkü çocuklar var bu arada. Bir de evi kiraysa, hayat şartları zaten zor. Allah yardımcıları olsun, ne diyelim. Allah devletimize de vicdan merhamet versin. Kesinlikle yeterli bir ücret olduğunu düşünmüyorum. Birçok ülkenin gerisinde kalıyoruz zaten. Düşündüğümüz zaman elektrik faturalarına, diğer faturalara gelen zamlar, yiyecek içecek gıda harcamalarına gelen zamlarla hani asgari ücrete yapılan zam arasındaki dengesizlik bir hayli üzücü. Diyeceklerim bu kadar. Daha fazla bir şey dersek biliyorsunuz düşünme özgürlüğünün yasak olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Sıkıntı olmasın. Hiçbir şey. Çünkü ben burada yaşamadığım için, Almanya'da yaşadığım için hiçbir şey düşünmüyorum. Çok plana veriyorlar. Bana göre. Neden çok bile? Çünkü bizim millet şöyle söyleyeyim. Onlara ne kadar da versen az görüküyor. Benim görüşüm o. Onun için ben yükseltmezdim.